Sayın Özel, beni duyabiliyor musunuz? Merhaba Doğan Bey, duyuyorum. Efendim, öncelikle bir kez daha tebrik ediyoruz yeni görevinizi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı seçildiniz. Yayından da tebrik edelim. Çok teşekkürler, çok sağ olun. İlk kez genel başkan seçildikten sonra ilk kez bir televizyon ekranına çıkıyorsunuz. Bundan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet, şimdi bu olayda, az önce Çiğdem'in de özetlediği olayda, bu bir yargı darbesi, kalkışmadır dediniz. Anayasa Mahkemesi üyelerine Yargıtay'ın suç duyurusunda bulunmasından sonra da aksiyon aldınız. Ve gece yarısı yaptığınız basın açıklamada sokak sokak, meydan meydan direneceğiz dediniz. Ve bu direnişin ilkini de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda şu anda adalet nöbeti tutarak yapıyorsunuz. Arkadaşlarınızla birlikte şu anda genel kuruldasınız. Genel kuruldan bize bağlandınız. Milli iradenin tecelli ettiği Yüce Meclis'in genel kurulunda direniş hattında durum ne? Son durum ne? Bir de çok merak ettiğimiz, kamuoyunda merak ettiği o gece neler yaşandı? Ve grup toplantısı yaptınız. Kapalı grup toplantısında neler konuşuldu? Bu kararı nasıl aldınız? Nasıl karar verdiniz? Biraz bunlardan bahseder misiniz? Çok teşekkür ederim iyi dilekleriniz için. Biz de Fox TV ailesine çok teşekkür ediyoruz. Bugün stüdyoda olan herkes ayrı ayrı iyi dileklerini zaten çeşitli mecralardan ilettiler. Ben de hepsini ve izleyicilerinizi selamlıyorum. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Meclis kapalı ve adalet oturumunu gerçekleştiren nöbetçi arkadaşlarımız burada. Cumhuriyet Halk Partisi grubunda yaklaşık 30 kişi şu anda nöbeti tutuyor. Bu karar şöyle alındı. Biz mazbatayı aldığımız gün devir teslim töreniyle meşgulken bu haber geldi ve dendi ki Yargıtay akıl almaz bir karar kaleme almış. Hatta ilk önce UYAP'ta yoktu bildiğim kadarıyla. Sadece işte baskılı şekilde bir takım mecralardan paylaşılmaya başlandı. Okuduğumuzda gerçekten bunun bir Yargıtay ceza dairesi kararından çok bir meydan okuma, bir resmen darbe bildirisi dedim ben ilk gördüğümde. Ve halen daha da aynı fikirdeyim. Tabii böyle durumlarda daha önce de benzer durumlar yaşandı. Bu ama şimdiye kadarkilerin bence en ciddisi. Bir kez çok net bir şey var. Tabii bugün neye evrildiğine bakarsak daha da farklı bir noktaya da geldi. Ama ilk önce bir kez devletin tepesinde yargının iki yüksek yargı organı arasında bir çatışma var. Bir yargı krizi var. Birincisi bu. Hukuku en iyi bilmesi gereken, anayasayı en iyi bilmesi gereken yüksek yargıçlar bile bile kendi okuduklarını, bildiklerini, ettikleri yemini inkar ediyorlar ve anayasanın bir maddesini yok sayıyorlar. Yani anayasanın ilgili maddesi diyor ki Anayasa Mahkemesi kararları yürütme, yasama, yargı erkleri açısından bağlayıcıdır diyor. Bütün hepsinin buna uyması gerekir diyor. Ama Anayasa Mahkemesi'nin kararının uyulacak bir karar olmadığını, o kadar kötü bir karardır ki diyor, uyulması gerekmez diyor o karara diyor. Ve meydan okuyor. Diyor ki Anayasa Mahkemesi bizi tehdit etti diyor. Terör örgütlerinin isimleriyle birlikte Anayasa Mahkemesi'nin ismini anıyor. Sonra da Anayasa Mahkemesi'ne diyor ki işlem yapılmalıdır. Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunuyor. Meselenin hukuki tarafı bomboş tabii. Anayasa Mahkemesi üyelerini Anayasa Mahkemesi yargılayabilir. 15'te 10 üye evet derse olur. Zaten bu karara 8 üye evet demiş. Bu 8 üyeyi yargılamak için 10 üyenin evet demesi lazım. Öyle bir 10 üye bulmanız mümkün değil. Anayasa Mahkemesi üyeleri kendileriyle ilgili görüşmelere katılamazlar. O zaman Anayasa Mahkemesi'nde görüşmeyi yapacak çoğunluk sağlanamaz. Cehaletle açıklanamayacak. Kötü niyetle dahi açıklanamayacak. Çok tuhaf bir açıklamaydı o. Ama o açıklamanın esas boyutu anayasayı yok saymak boyutuydu ve birilerine güvendikleri, biri ellerden talimatlandırıldıkları belliydi. Yani darbe bildirisini TRT'nin spikeri okur ama TRT'nin spikerin de o gücü olmadığını herkes bilir. Veya TRT'ye giden bir yüzbaşının darbeyi başaramayacağını bilir. Onu bir kaleme alan var. Bugün ortaya çıktı ki kaleme alan Recep Tayyip Erdoğan'ın ekibi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde bir kilik.
Ama bu işte pelikancılar olarak söylenen, şahinler olarak söylenen ve kendilerini her şeyin üstünde gören, devlet gören, devletten büyük gören bir yapı var. Bu yapının bir darbe girişimine kalkıştığı ortada. Niçin darbe girişimi diyorum? Yani bugün Anayasa Mahkemesi'nin önünde de söyledim bunu. Darbeler anayasayı askıya alır. Anayasa toplum sözleşmesi. Yani 80 milyon, 83 milyon kişi bir araya gelmişsiniz ve diyorsunuz ki biz bu metinle birlikteyiz. Bu metne herkes uyacak. Çoğunluk bu kararı vermiş. Bu işte gün olur %99'la kabul edilir, gün olur %50+1'le ama çoğunluk bu kararı vermiş, biz buna uyacağız diyorsunuz. Birileri buna uymamaya karar verirse darbe girişimidir bu yapılan. Darbe her zaman tankla, topla, tüfekle yapılmaz. Bu sefer şöyle bir şey oldu. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının bağlayıcılığı ile ilgili maddeyi bizce o madde hükümsüz dediler. Bu anayasanın bir kısmını hükümsüz kabul edebiliyorsa birileri, bir diğerleri de bir başka kısmını kabul edebilir. Biz şimdi bu darbeye mecliste niye direniyoruz? Çünkü Millet Meclisi'nin oluşumu maddesi, milletvekili seçimi maddesi, meclisin görevleri maddesini bir başkası ben o maddeyi de kabul etmiyorum derse meclis ortadan kalkar. Bugün Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığının ortadan kalktığını kabul etmek, yarın meclis ortadan kalkmıştır, yok hükmündedir dediklerinde verecek bir cevap bulamazsınız. Aynı şekilde bunu yapan, bu çetenin içinde, bu darbe girişiminin başında Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı, bugün kendisi bunu itiraf etti, bu darbe girişimi Tayyip Erdoğan'ın da meşruiyetini ortadan kaldırıyor. Çünkü 154. maddeyi yok kabul ederseniz şimdi, yarın da birisi Cumhurbaşkanı'nın yetki ve sorumlulukları maddesini yok kabul eder. Yani güç aldığınız yeri, üzerinde durduğunuz temeli yok sayıyorsunuz. Sizin yoksa kimse rahmetli işte annesinin evladı diye Recep Tayyip Erdoğan'a bu kadar yetki vermedi. Tenzile Erdoğan'ın oğluna verilmiş yetkiler değil. Bu bir işte soy bağıyla elde edilen bir devlet yönetme yetkisi değil. Padişah değil Recep Tayyip Erdoğan. Kabul edelim etmeyelim. Recep Tayyip Erdoğan bir seçime girildi. Öncesinde, sırasında, sonrasındaki dünya kadar haksızlık, eşitsizlik, hukuksuzluk, gayrimeşruluğa rağmen şu anda Recep Tayyip Erdoğan elinde bir mazbatası var ve seçim sonucunda o mazbatayı aldı ve görev yapıyor. Eğer anayasanın Cumhurbaşkanlığı seçimi maddesi yok olursa onu orada oturtmazlar. Ama sonradan bugün anladık ki bu darbe girişiminin bizatihi içinde Recep Tayyip Erdoğan varmış. Ve o yüzden bu darbe girişimi başarılı olursa meclis mi elden gider? Elden gider ayrı ama da Recep Tayyip Erdoğan'ın artık kendisi için yapılmış bütün tartışmalarla o halde değişmiş bu Erdoğan anayasasına bile yeterli ve bağlı kalmayacağı, çoğunluğunu neredeyse kendinin, tamamını neredeyse kendisinin atadığı, Anayasa Mahkemesi'ne bile tahammülünün kalmadığı ortada. Peki Sayın Yani Hocam. burada çok çok büyük bir devlet krizi var. Şunu söyleyeyim, pardon, soruyu tamamlayayım Nevşin Hanım, eksik kalmasın. Biz bunu gördük ve hemen grubumuzu olağanüstü toplantıya çağırdık. Öncesinde bir saat Yüksek Disiplin Kurulu partimizin hukukçu milletvekillerinden ve grubumuzun hukukçu milletvekillerinden bulabildiklerimizle bir 20-22 kişiyle bir görüşme yaptık ve kapalı grup toplantısına geçtik. 2,5 saatte toplam 35'e yakın arkadaşımız görüş bildirdi. Ve bu çerçevede birleştik hepimiz. Yani ilk yorumum da benim darbe girişimiydi ama hukukçu arkadaşlar çok zenginleştirici, çok önemli katkılarda bulundular. Ve şu görülüyor, bir Numan Kurtulmuş'a hat bildiren bir metinle karşı karşıyayız. Neden okutmadın diyor, milletvekilliği düşmüş, niye bekledin diyor. Oysa ki beklemeyen Şentop, Cemil Çiçek de bekliyordu, Ahmet Necdet Sezer de bekliyordu. İkincisi meclise hat bildiriyor, diyor ki biz bir milletvekilini millet seçebilir, biz salmazsak görev yaptırmayız diyor. Üç, herhangi birinizi alırız tıkarız elimizden kimse alamaz diyor. Hataylılar üzerinden Türk milletine şunu söylüyor. Kardeşim o kadar kolay değil. Sizi kimin temsil edeceğine siz karar veremezsiniz diyor. Son karar merci biziz diyor. Öyle olunca her yönüyle bir darbe girişimi bu. Buna direnmek lazım. Vallahi direnen direner, direnir. Direnmeyen bundan sonra kendisine bir anayasal zemin bulamaz. O yüzden biz görülmemiş bir iş yapıyoruz.
Düşündük taşındık nereden başlayalım diye. Bakın bu bir son değil. Bu eylem ikinci bir karara kadar sürecek. Ama tek eylem değil. Zaten biz bugün Barolar Birliği'nin üyeleriyle birlikte yapacağı yürüyüşü ve Erinç Sağlam beni telefonla davet etti. Meslek örgütlerini, siyasi partileri davet ediyoruz diye. Ben de oraya katılacağımı ve herkesin destek vermesini söyledim. Tabii yürüyüş aşamasında biz cübbesi olan meslektaşların arasına girip görüntüyü zayıflatmak istemedik ve açıklamalarını dinledik. Sonra yürüyüşü kolunu onlara bıraktık. Ama hep söylediğimiz ve söz verdiğimiz gibi sokaktan, meydandan çekinmeyen, her türlü eylemliliği yapan bir pozisyonda olacağız. Bir kere şunu bilsinler, Cumhuriyet Halk Partisi bu meseleye susarak, geçiştirerek, kabullenerek yaklaşmayacak. Şu anda aldığımız karar, Numan Kurtulmuş'a gidelim, partileri toplasın, bu işe meclis müdahale etsin. Önce kabul etti, sonra hangi telkinle bilmiyorum vazgeçti. Hatta şöyle bir haber yollamış, Özgür Bey bu seferlik mazur görsün diye. Ondan sonra ben bugün Anıtkabir'de de konuyu, yani ben de şaşırdığımı söyledim. Ama bu yaptığımız kapalı grupta bunu yaparız, bunu yaparız. Eğer bunlardan sonuç almazsak meclisi terk etmeme eylemine başlayalım. Kararı almıştık. O eylemdeyiz. 24 saat esasıyla duruyoruz. Grubu oluşturacak milletvekili sayısı kadar burada duruyoruz. Diğer partiler işte Demokrat Parti desteğe geldiler. Halkların Demokrat HDP desteğe geldi. Bunun yanında başka desteğe gelen İyi Parti desteğe geldi. Demokrat Parti geldi. Türkiye İşçi Partisi zaten geldi. EMEP geldi. Ziyaretler alıyoruz. Bundan sonra belki çok farklı çeşitlenmeler de düşünebiliriz. Ama grubumuz büyük bir motivasyonla meclisi terk etmeme eylemi yapıyor. Bu eylem hem Türkiye'ye dikkat çekme, dünyanın gözünü Türkiye üzerinde toplama, Türkiye'de bir anayasayı askıya almaya çalışan darbe girişim var. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan çıkıyor, ülkelere geziyor ve diyor ki, örneğin darbe akşamı darbeye karşı ilk açıklama yapan ülkesizdiniz, teşekkür ederiz. Yani burada kimse şöyle düşünmesin, bir ülkede darbe girişimi oluyorsa demokrasiden yana olan ülkelerin bu konuya dikkat çekmeleri son derece meşrudur. Bunu en çok Tayyip Erdoğan dillendiriyor. Darbe gecesi Arnavutluğun tavrını unutmadım. Darbe gecesi Macaristan'ın yeri başka. Darbe gecesi işte Türkmenistan'dan gelen mesaj kıymetli. Biz bundan sonraki süreçte hem Türkiye'de hem dünyada bu yapılmaya çalışanın ne demek olduğunu anlatacağız. Meydan boş değil. Bunu böyle bilsin. Bugün uçakta biraz yüksekten uçmuş. İnince biraz ayakları yere değmiş, biraz yazılı metni daha özenli gördüm. Ama öyle o kadar meydanı boş sanmasın. Kendisini bir kez daha uyarıyorum. Peki Sayın Özel, bir iki tane kısaca sorayım. Bir, hani bu eylemlere nasıl devam edeceksiniz? Meclisten sonuç alamazsanız ne yapacaksınız? İki, şimdi Sayın Erdoğan diyor ki ya işte burada Danıştay da yüksek yargı, Anayasa Mahkemesi de hepsi de yüksek mahkeme. Yani bir karmaşa var. Onun için biz bunu hemen bir yasal düzenlemeyle veya işte bir anayasa değişikliğiyle hemen giderelim. Ben burada topu meclise atıyorum dedi yani. Size de böyle bir pas atmış oldu. Böyle bir şeye açık mısınız yani? Bir anayasada değişiklik yapılsın. Anayasa Mahkemesi'nin diyelim ki yetkileri ve neyse çerçevesiyle ilgili diye buna açık mısınız? Oturur görüşür müsünüz? Şimdi 153 son şöyle. Anayasa Mahkemesi kararları resmi gazetede hemen yayınlanır ve yasama, yürütme, yargı organlarını, idare makamlarını gerçek ve tüzel kişiliği bağlar. Şimdi bu yüzden burada bir şüphe falan yok. Bu çok net. Dediğim gibi bir maddeyi yok sayan tümünü yok sayar. Veya herhangi bir başka maddesini yok sayar. Şimdi meclise topu atıyorsa şöyle bir şey var. Oturur konuşur musunuz? Konuşuruz. Neyi konuşuruz? Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına direnilemeyeceği konusunda hani daha açık bir şey daha yazmak gerekiyorsa Anayasal Mahkemesi'nin suç hak ihlali gördüğü durumlarda yaptığı tebligattan sonra buna karşı Anayasa Mahkemesi biliyorsunuz kararlarında anayasaya aykırılığın nasıl giderileceğini ya da ortaya çıkan hak mahrumiyetinin ortaya çıkan sorunun nasıl giderileceğini de tarif ediyor orada. Bu kısa zamanda uygulanır. En geç 7 gün içinde uygulanır. Örneğin işte şu adli tatil de olsa hızla uygulanır. Yazmak gerekiyorsa yazalım. Ama böyle bir şeye ihtiyaç olmadığı çok açık. Ha,
Efendim, Anayasa Mahkemesi 1959 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk hedefler beyannamesine koyduğu, daha sonra anayasaya girmiş olan ve bütün dünyada anayasal düzeni güvence altında tutulan, yasama erkinde çoğunluğu elde edenlerin anayasayı çiğneme ihtimaline karşı bir denetim mekanizması olan son derece çağdaş ve gitgide geliştirilen bir mahkeme. Siz Anayasa Mahkemesi'ni tartışmaya açmak istiyorsanız biz orada yokuz. Bakın, esas mesele şu. Anayasa Mahkemesi'nin üyelerinin tamamına yakınını zaten Recep Tayyip Erdoğan atadı. İçlerinde öyle üyeler var ki bir sayfa Yargıtay'da karar okumadan sadece Yargıtay, mesela neden Anayasa Mahkemesi bir kısmı Yargıtay'dan geliyor? Yargıtay denetimi olsun diye hülle yoluyla aldı. Ama bakın, bu zaten şöyle bir şeydir. Biz anayasayı rejime kasteden anayasa değişikliğini yaptığımız 16 Nisan 2017 tarihinde biz anayasayı anayasalar Erdoğan'a göre yapılırken biz Erdoğan'a göre yaptık. Şimdi Erdoğan'a göre yaptınız ya, mesela o gün Erdoğan'ın üstüne göre dikilen bir kıyafet bugün zayıfladıysa bol geliyordur. Veya Erdoğan biraz kilo aldıysa dar geliyordur. Biraz yıpranmıştır. Neden? Kişiye özel dikilmiş. Oysa ki anayasa dediklerimiz metin aşkın zamanlı metinlerdir. Hatta zamanla demlenirler, zamanla güçlenirler. Uygulandıkça güçlenirler. Siz kişiye özel düzenleme yaptığınız için böyle oldu. Bakın, bu anayasadan toplumun birçok kesiminin şikayeti var ama bu haliyle, şu haliyle elbette ben Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini benimsemiyorum, eleştiriyorum. Ama aynen uygulansa birçok sorun çözülecekken önemli sorunlarımız da anayasanın uygulanmamasından da kaynaklanıyor. Bakın, ben bu anayasaya hayır oyu verdim. Tayyip Erdoğan ve arkadaşları evet oyu verdiler. OHAL şartlarında kıl payı bu anayasa geçti. Ben bu anayasaya uyuyorum. Tayyip Erdoğan kendisi için yapılan anayasayı da attığı yere üstünde tepiniyor. Demek ki mesele hukuk tanımazlıkmış. Demek ki mesele anayasal mantıkla mutabakatsızlıkmış. Çünkü anayasa yetkileri dağıtıyor, paylaştırıyor, denge ve denetleme öngörüyor. Erdoğan sınırsız yetki kullanmak istiyor. Bu köpek balığının kana alışması gibidir. Bir kez ağzına o kana alıştıktan sonra sürekli o kan kokusunun peşinde gider. Anayasa çiğnemek böyle bir şey. Kural tanımazlık böyle bir şey. O yüzden Türkiye'nin bir an önce hukuk sınırlarına çekilmesi lazım. Anayasa sınırlara çekilmesi lazım. Biz çok daha, yani oturalım anayasa yapalım diyorlarsa, tek adam rejimini bir kez daha güçlendirecek bir anayasada elbette yokuz. Bu hukuk darbesine karşı direneceğiz. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde de çok önemli sayıda arkadaşın bu durumdan rahatsız olduğunu biliyoruz. Siz de biliyorsunuz, tweet attılar. Bakın, atılan tweetler hani yazılıp da taslaklara kaydedilenlerin onda biri değil, biliyor musunuz? Taslaklarda kayıtlı dünya kadar tweet bekliyor. Ama Tayyip Erdoğan otoriter bir lider olarak katı grup disiplini, zaman zaman grubunu tehdit eden, sözünü dinlemeyen belediye başkanlarını metal yorgunluğu diye kapı önüne koyan, partisinin tam oyla seçtiği genel başkanı tutup hem de tarafsız cumhurbaşkanı kimliği taşırken kapının önüne koyup Binali Yıldırım'ı genel başkan yapan bir kişiden korkuyorlar. Aileleri için korkuyorlar, gelecekleri için korkuyorlar, çok farklı şeyden. Ama şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi grubu karpuz gibi ortadan yarılmışa %50-50 değildir. Ama %25'e 75'in de altında olmadığını kendileri ifade ediyor. Benim grubum, bakın, biz geçen hafta çok çetin, kafa kafaya %51'e 49 neredeyse birinci turu tamamlanmış bir kurultaydan çıktık. Yarıştık biz, rekabet ettik. Ama şu anda 130 milletvekili birlikte anayasayı birlikte savunuyoruz. Arkadaşlarım birlikte nöbet tutuyorlar. Şu anda 3 grup başkan vekilim var. 2 grup başkan vekilim geçen hafta değişim tarafındaydı. Bir tanesi değişimin karşısındaydı. Ama bugün nöbetleri birlikte organize ettiler. Birlikte nöbet tutuyorlar 24 saat esasına. Çünkü mesele memleket meselesi. Mesele parti meselesi değil. İktidar bunu göremiyorlar. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içindekilere rahatsız olan arkadaşlara diyoruz ki, bakın, biz dikkat ettiyseniz dilimiz, üslubumuz, Numan Bey dirensin, Numan Bey'in arkasındayız dedik. AK Parti grubu dirensin, AK Parti grubunun içindeki anayasaya uyanların, hukukun üstünlüğüne uyanların, yargı darbesine
direnecek olanların, devlet krizine itiraz eden arkadaşlarla onları hiç rencide etmeden en ciddi desteği vermeye hazırız. Çünkü bunun üzerine yemin ettik. Yarın öbür gün, yarın kimin yaşayacağı belli değil. Ama arkamızda yemin ettiğimiz bir anayasayı bir tek adamın talimatıyla çiğnetip çiğnetmeyeceğimiz, bu topluma, bu toprağa, bu bayrağa, bu bayrak neyin simgesi? Bu bayrak bu anayasanın simgesi. Bunu biliyorsunuz, ilk yaptıklarında turkuaz rengine bastılar. Ben ortalığı birbirine kattım. Sonra yedi renk bastılar. Yine kattım, bayrak rengine zor döndürdük bunu. Bu anayasa bayraktan alır rengini. Bağımsızlık demek. Bu anayasaya yemin ederek cumhurbaşkanı oluyorsun, milletvekili oluyorsun, yüksek yargı üyesi oluyorsun. Sen kim oluyorsun da bu anayasanın maddelerini yok sayıyorsun, buna şey yapıyorsun. Meydanı sakın boş sanmasınlar. Çok ciddi söylüyorum. Bu iş öyle sandıkları kadar basit bir iş değil. Sayın Genel Başkan, şimdi şöyle bir şey var. Biz de aşağı yukarı sizin yaptığınız değerlendirmeyi yaptık kendi aramızda. Bu büyük ihtimalle bir taktik. Zira yüksek yargı mensupları herhalde Anayasa Mahkemesi'nin mensuplarını kimin yargılayacağını bilirler. Dolayısıyla böyle bir yargılamanın imkansız olduğunu bilirler. Anayasanın 153. maddesini onlar bizden daha iyi bilirler. Ve büyük ihtimalle sizin konuşmalarınızdan da onu çıkardım. Bu bir tartışma yaratıp bir yasal ve anayasal düzenleme için zemin hazırlama çabası gibi, yani bir taktik gibi görünüyor. Yani iktidar, anladığım kadarıyla Cumhur İttifakı, kendi arasında böyle bir değerlendirme yapmış. Şimdi Yargıtay o pası attı. Cumhurbaşkanı o pası göğsünde yumuşattı uçaktaki konuşmasından, o anlaşılıyor. Ve de yapmak istedikleri değişikliğin özünde de şu görünüyor. Bu milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması, yargılanmalarının kolaylaştırılması konusunda otomatiğe bağlama ve hızlı bir şekilde sonuçlandırma gibi bir istekleri var. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı bugün dile getirmiş. Şimdi geçmişte de partinizin genel tavrı itibariyle bir geçici madde eklendi. Dokunulmazlıklar toplu olarak kaldırıldı ve CHP o gün evet dedi. Acaba böyle bir beklentiyle hareket ediyor olabilirler mi? Yani gelin şu milletvekili dokunulmazlığını otomatiğe bağlayalım. Bu Deniz kadar, soruyu soralım. Bu kadar zaktimiz uğraştırmayalım. Bir anayasa değişikliği yapalım, yasa değişikliği yapalım derlerse tavrınız ne olacak? Yani biraz önce Nevşin Hanım'ın sorusuna verdiğim cevap gibi. Vardı o cevap. Anayasayı şöyle değiştirilecekse metin, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının derhal uygulanması metni ise tamam, yok. Bugün Yargıtay'ın tavrını destekleyen, biraz önce sizin tarif ettiğiniz ki örnek vaka milletvekili dokunulmazlığı, bu kapıyı açtığınızda Anayasa Mahkemesi'nin aldığı her karara iptal ettiği, örneğin meclis iş tüzüğünü değiştiriyorlar. Muhalefetin söz süresini 10 dakikadan 3 dakika indiriyor. Anayasa Mahkemesi bunu bozuyor. Ya da mecliste yoklama alma hakkını kısıtlıyor. Anayasa buna da uymaz yarın. Der ki buna uymayacağım. Öbür türlü mülkiyet hakkı ile ilgili bin türlü kararda başka şeyler söyleyebilir. Şu kadar kestirmeden söyleyeyim. Birincisi, geçen sefer Cumhuriyet Halk Partisi grubu bir bütün olarak değil, ben de hayır oyu veren 122 milletvekilinden bir tanesiydim. Ama referanduma kalması durumunda, işte dokunulmazlıklar üzerinden referandum tartışması doğru değil düşüncesiyle, zaten buna evet diyelim, ilimizde anlatamayız diyen 12 kişiye, daha sonradan anlaşılan birkaç kişilik bir destekle, tarihi bir yanlış yapılmıştı. Ömrüm boyunca bu konudaki tutumum belliydi. Bugün de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin niyeti ne olursa olsun, milletvekilliği dokunulmazlığı başta olmak üzere anayasaya aykırı, anayasanın arkasından dolanan, anayasal süreçleri hızlandırarak aşacak ve demokrasiyi aşındıracak her bir şeye karşı başta Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi grubunun tamamı bütün benlikleriyle, bütün güçleriyle, bütün fizikleriyle karşı koyacaklar. Bunu böyle bilin. Öyle bir geçen seferki gibi bir dokunulmazlık meselesi bizden kimse beklemesin. Zaten aklın mantığın alacağı bir şey değildir. Aksine biz işin ilk gününden tavrımızı ne ciddiyette ortaya koyduğumuz belli. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin buradaki oyunu, tabii bu tartışmanın içine daha neleri dahil etmektir, etmemektir onu bilmeyiz. Ama burada bir oyun var. Bu oyuna gelmeyiz. Bu konuda son derece hassas ve dikkatliyiz. Sayın Özel,
Siz Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'un Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği hilafına bir tutum geliştirebileceğini düşünüyor musunuz? Bu birinci sorum. Şundan sordum. Siz dediniz ya, Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararında meclise de bir hat bildirme var. O bağlamda soruyorum bunu. Bu birinci sorum. İkinci sorum ise meclisin yasama faaliyeti açısından çok faal olduğu, fonksiyonel olduğu bir dönem içindesiniz. Bir yandan da mesela Plan Bütçe Komisyonu'nda bütçe görüşmeleri sürüyor. Başka kanun teklifleri var. Bu faaliyet sürerken sizin şu anda meclisi terk etmeme eyleminiz nasıl düşünecek? Bu konuda bir yol haritanız var mı? Birincisi, ilk önce son kısımdan başlayayım. Biz gündüz meclis çalışırken meclisin çalışmalarına katılıyoruz. Ancak bu katılımımız olanaklı olduğu kadar sorunu gündeme de tutacak. Örneğin dün uluslararası anlaşmalar görüşülüyordu. Orada söz alan sadece hukukçu arkadaşlarımız söz aldı. Ve işte tümü üzerinde 20 dakika, maddeler üzerinde 10'ar dakika mümkün olan her konuşma fırsatında bu konuyu dile getirdiler. Ve bunu gündemleştirdiler. Bunu sürdüreceğiz. Bütçe başladığında zaten bütçe aslında çok anlamlı bir şey. Tabii hani izleyicilerimiz açısından size bunu hatırlatmam söz konusu değil ama anayasa yapma meselesi bütçe hakkından kaynaklanır. Yani insanlığın ilk demokratik kazanımı Magna Carta'dan sonra bütçe hakkıdır. Verginin nasıl toplanacağına, yani devletin alan sağ eliyle dağıtan sol eli arasındaki dengenin nasıl kurulacağına ve bunun halkın rızasının nasıl olacağına karar verildiği noktadır. Ve en önemli, yani daha sonradan anayasalar ortaya çıkmıştır. Bu hakkın yanına diğer hakların eklenmesiyle. Ve bütçe demek anayasa demek, anayasa demek bütçe demektir. Anayasası olmayan devlet olmaz. Yani yazılı olmak zorunda değildir ama üzerinde mütabakata varılmış bir toplum sözleşmesi olmazsa devlet olmaz, devlet olmazsa bütçe olmaz. Bütçe yoksa devlet dönmez. Yani biz bütçe döneminde bu eylemimizi yaparız, sürdürürüz. Türkiye'ye ve dünyaya parmakla ısırtırız. Biz tabii ikinci bir karara kadar, belki yarın grubumuz toplanır ve der ki bu eylem maksadına ulaşmıştır. İkinci faz olarak şunu yapıyoruz. Ama bu eylemin sürmesinde arkadaşlarımız fayda görüyorlar çünkü çok olumlu reaksiyon alıyor. Bugün dünya kadar hem yurt içinden yurt dışından konuyla ilgili haber bültenlerinde yer aldığını gördük. Bu ilerleyen dönemlerde çok daha dramatik bir hal alacak. Farklı yöntemler benimseyeceğiz. Onu hep birlikte ortak akılla konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi seçilmişlerin verdiği hiçbir kararda pişman olacak sonuçlar almadı. O yüzden bundan da almayacaktır. Bir başka şey, sorunuzun ilk kısmına kısaca söyleyeyim. Numan Kurtulmuş farklı bir şey yapar mı? Ben yani Numan Kurtulmuş'un farklı bir şey yapma ihtimaline inanıyorum. Yapması gerektiğini düşünüyorum. Numan Kurtulmuş'un geldiği ekol bu karara tepki gösteren ekol. Hep birlikte gördük yani. Hatta işte Abdülhamit Gül'ün verdiği tepkiye de bakarak Numan Kurtulmuş'un ne hissettiğini görebilirsiniz diye bir yorum yapsam herhalde sizin gibi tecrübeli gazeteci ya Özgür Özel çok kel alaka bir bağlantı kurdu demezsiniz. Numan Bey'in temsil ettiği akımın hangi akım olduğu, bunun yargıdaki kanadının neye denk geldiğini ve şu an bu pelikanların kimleri tasfiye etmeye çalıştığını da biliyoruz. AK Parti içindeki rahatsız kitlenin Numan Bey'le ters düşer bir tarafı yok. Ama Numan Bey'in sabahleyin benle ilk konuştuğunda Yargıtay'ın yaptığı işi son derece eleştirel bir tavır içinde olup danışma kurulu tabii yapalım, hatta ya Filistin heyeti var, o, ikiden önce yapsak o güne bir şey yapacaktık. İkiden sonra olunca belki ertesi güne çalışma koyarak olabilirdi. Ya dedi ikiye yetişmez ama 4-5 gibi olsa olur mu? Hay hay başkanım, Filistin meselesi de çok önemli dedim ben. Ve onu bekliyorduk yani. Evet. Sonra hangi sebeple bundan vazgeçti gerçekten bilmiyorum. Ya, hani meclis başkanına yakıştırmak istemem ama bir gün önce yasamanın, yargının yasamaya bir tahakküm girişimi vardı. Sanki bizim danışma kurulunda da yürütmenin yasamaya bir tahakkümü sonucunda iptal kararı çıkmış olabilir. Evet.
Sayın Özel, Murat Yetkin teknik imkanlardan dolayı Ankara büromuzdan soruyu soramıyor. Teknik olarak mümkün değil. Ben onun sorusunu dillendireyim ve biraz da kendim de ekleyerek bir son soru sorayım size. İkinci faz dediğimiz, yani meclisteki bu direnişten sonraki gelecek faz ne? Çünkü öyle görülüyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan işte açıklamalarıyla bir siyasi krizi daha da tırmandırdı. Bu iş nerede sonuçlanır, nereye varır ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonraki şeyi, planı ne olur dediniz ya, sonlandırabiliriz, ikinci bir faza da geçebiliriz. Bu önemli. İkincisi, Yargıtay'ın almış olduğu kararda Anayasa Mahkemesi'ni tanımıyorum, kabul etmiyorum gibi bir karar bu. Biz bunu aslında geçmişten hatırlıyoruz. Birincisi, Sayın Cumhurbaşkanı hatırlarsınız, Can Dündar ve Erdem Gül meselesinden, Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karardan sonra tanımıyorum ve kabul etmiyorum demişti. Cumhur İttifakı'nın ortağı Sayın Bahçeli de geçtiğimiz zaman diliminde Anayasa Mahkemesi kendini feshetmeli demişti. Öyle görülüyor ki bu artık Anayasa Mahkemesi üzerine yeni anayasa taslandı. Az önce de sizin de dile getirdiğiniz, arkadaşlarımızın da dile getirdiği bir durum. Eğer öyle olursa Cumhuriyet Halk Partisi'nin eylem planı nasıl olur? Bu daha da proaktif bir hal alır mı? Alır. Hani ikinci faz olur mu, bu oturma eylemin akıbeti ne olur? Bunları bir kapalı grup toplantısı yapmadan ben söylemem. Çünkü şöyle bir şey var. Ben kararları partinin seçilmişleriyle almaya söz verdim. Ve kendimi çok rahat hissediyorum. Yarın da partinin seçilmiş en üst organı, kurultaydan sonraki en üst organımız parti meclisinden toplanacağız. Orada da değerlendireceğiz. Tabii meclise dair kararlarda meclis grubunun iradesi son derece önemlidir. Ama bir parti meclisinde partinin politikalarını tartışıp oradan parti meclisi, biliyorsunuz, grup başkan vekillerimiz, grup yöneticilerimiz, parti meclisimizin de doğal oy hakkı olmayan, söz hakkı olan üyeleri olarak oradan aldıkları görevleri gelip burada grubumuzla paylaşıyorlar. Grubumuzla oturacağız, tartışacağız ve bundan sonra ne yapacağız? Ama şunu bilin, yani böyle bu olay işte iki gece oturduk bıraktık veya bir hafta oturduk bıraktık, ne yapalım, olayları gelişmesine bıraktık. Yani eğer bu krizin çözülmesi yönünde adımlar atılırsa biz, yani burada milletin seçtiği milletvekillerini mecliste oturma merakları yok. Onların çok önemli görevleri var. Ama bu kararı mutlaka bir kapalı grup toplantısı sonrası benim ağzımdan duyacaksınız ya da grup başkan vekillerimizin ağzından duyacaksınız. Ama bu, devam ederlerse biz de devam edeceğiz. Sertleşirlerse biz de sertleşeceğiz. Ben hiçbir şey o kadar kolay değil. Recep Tayyip Erdoğan bu darbe girişimini anlatamaz. Ben bunu anlatırım. Bu parti bunu anlatır. Yapılmaya çalışanın ne demek olduğunu anlatır. Ben bu sefer çok meşru bir zemindeyiz ve bu sefer çok gayrimeşru bir zemindeler. Çok gayrimeşru bir zeminde çok fena yakalandılar. Onlar bunu zamanlaması şöyle: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kurultay, kurultay sonrası bambaşka bir mevzu bekliyorlar. Efendim Millet İttifakı'nda bilmem ne, yerel seçimlere giderken böyle, ama hiç düşündükleri gibi değil. Öyle kolay lokma sanmasın Cumhuriyet Halk Partisi grubu. Demir leblebi gibi, o herkese diş gösteriyor, diş sıkıyor. Bu demir leblebi onun dişlerini darmadağın eder. Peki Özgür Bey, tabii seçim öncesi, yani bir işte muhalefetinde bir ittifak söz konusu. Şimdi iktidar kendisi bir ittifak içerisinde muhalefetten bir blok gibi duruyor. Şimdi resmi olarak ittifak olmasa da, ama yani kamuoyu da buna alıştı. Şimdi şunu soracağım. Bugün siz Anıtkabir'deydiniz. Sayın Erdoğan'ı gördünüz. Elde sıkıştınız. Anladığım kadarıyla Sayın Akşener biraz geç gitmiş. Sayın Akşener Devlet Bahçeli ile epey sohbet etmiş. Kameralara yansıdı. Şimdi siz bu Erdoğan'ın son bu tavrıyla ilgili Sayın Akşener'le bir temasınız oldu mu? Görüştünüz mü kendisiyle? Burada bir muhalefet blok olarak mı hareket edecek? Gördünüz mü Meral Hanım'ın Devlet Bahçeli ile konuştuğu hani görüntüleri? Ne düşündünüz? Yok, şimdi ben tabii ilk kez o kadar önde durduğum için ve Meral Hanım da gecikmiş. Ben dedim Meral Hanım'ı görmedim dedim. Arkadaşlar dedi ki yürüyüş başlayınca, çünkü biz de çok güç geldik. Yani Cumhurbaşkanı'na birer dakika, ikişer dakika arayla geldik. Normalde biz 15 dakika önceden orada olmamız gerekiyor. Anıtkabir'in etrafında acayip bir yol tıkanıklığı vardı. Meral Hanım gecikmiş. Ben görmedim tabii, hani bir de
Eskiden dönüp bakıyorduk, şimdi bu yürüdüğümüz yerde öyle arkaya bakmak kolay değil. Ondan sonra Meral Hanım'la ondan orada görüşemedim. Meral Hanım'la oldukça iyi ilişkiler içindeyiz. Bu meseleyi ve diğer meseleleri mutlaka değerlendireceğimizi düşünüyoruz. Bütün partiler burada kendi sağlıklı değerlendirmelerini yapıyorlar. Ayrıca ben bugün Anıtkabir'de arkadaşlar sordu. Sayın Erdoğan'la hani bir sohbetimiz olmadı. Sadece merhabalaştık ve el sıkıştık. Ama mesela Meral Hanım'la Devlet Bahçeli'nin birbirini görmeden uzaktan yürümeleri Cumhuriyet'in 100. yılına yakışan bir durum olmazdı. Ben siyasette alabildiğine rekabet ama yani olabildiğince de nezaketin olması gerektiğini düşünüyorum. Biz sonuçta arenada çarpışan gladyatörler değiliz. Öldüren yaşıyor, ölen gidiyor diye bir şey yok. Burada sözün yarıştığı, fikirlerin yarıştığı ve buradan en doğrusunun arandığı bir süreçteyiz. Sayın Bahçeli pazartesi sabahı beni tebrik etti. Ben de bugün Sayın Bahçeli'nin yanına gittim. Hatırını sordum, teşekkür ettim. Gayet nazik bir şekilde görüştük. Bu parlamentoda tüm partilerin birbirleriyle görüşmesi Türkiye'ye kazandırır. Devletin tepesinde kavga olmaz. Ama karşımızda bütün muhalefet partilerine düşman hukuku uygulayan, uygulatmaya çalışan bir iktidar anlayışına da efendim işte sağ yanağımı sen vurdun, sol yanağımı uzatıyorum, böyle bir şey yok. CHP nezaket gösteren nezaket görür. Jest yapan jest alır. Selam veren selam alır. Kötülük yapan kötülüğün daniskasını görür. Bundan sonra böyle. Yani bundan önce de böyleydi. Benim devraldığım Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanımdan bayramlarda tüm partilerle bayramlaşabilen tek parti. Benim bu parlamentoda elini sıkmayacağım bir parti lideri yok. Ha benim elimi sıkmayan birisi olursa ondan sonraki süreçte kendisi ne kadar itibar görür o ortada. Bir daha meclise geleceği toplantıya kadar muhalefete saygı gösterirse muhalefetten saygı görür. Muhalefete göstermediği saygıyı ona göstermeyeceğiz. Bir de yani Sayın Tayyip Erdoğan'a şöyle bir şey mi olsun? O bana bugün bir kelimeyle selam verdi. Ben de ona günün sonunda bir tavsiyeyle selam yollayayım. Şimdi Osmanlı ile övünüyor. Osmanlı bizim ortak tarihimiz. Kurucusu Osman Bey. Osman Bey'in hocası öğrencisine şey edebali bir vasiyet bıraktı. Ey oğul diye başlıyor. Bundan sonra kızdırmak bize, kızmamak sana diye biliyorsunuz. Tayyip Bey onu bir okusun, sonra da bir sorsun. Şey edebali bunu Osmanlı'da iktidara mı bırakmış, muhalefete mi bırakmış? O metinden ne kadar ders alır, ona uygun davranırsa, hani ecdat ecdat diyor ya, ben de aynı şekilde mukabele edeceğim. Ama yani taç giyen baş akıllanacak, daha kaç kere taç giyeceksin ama hiç akıllanmış gibi davranmıyor. Bu anayasayı ortadan kaldırmaya çalışmak kendi sonunu getirmektir. Demokratik yollardan ben onun sonunu getirmek için elimden geleni yapacağım. Ama ona karşı uçak uçurduklarında ben bu parlamentoda seçilmiş parlamentonun ve demokrasinin arkasındayım, darbenin karşısındayım demiştim. O gün Erdoğan'la darbenin karşısında aynı safta denk düştük. Bugün Erdoğan darbesine karşı tam karşısındayım. Aynı Özgür Özel, aynı Cumhuriyet Halk Partisi. Vaktimiz var. Evet. Sayın Özel, çok teşekkür ediyoruz. Deniz Meclisten yok vaktimiz muymuş? var mı arkadaşlar? Maalesef rejiden uyarıyorlar beni. Deniz, reklama gitmemiz lazım 30 saniye Tamam. içerisinde. Çok teşekkür ediyoruz. Şöyle Yarın bu MYK kadar emek toplantısı. verenler çıkmadı. Şöyle hemen yan taraftaki arkadaşlarımızı arkayı şöyle göstereyim Evet, size. buradan da Çünkü esas selam emek grubun gönderiyoruz. yani ben yarım saat önce geldim, 15 dakika sonra da gider yatarım. Esas Evet. bu arkadaşlar. Bir el sallarlarsa. Biz de buradan Evet. selam gönderiyoruz. Her birine ayrı ayrı. Buyurun. Yarın parti meclisi var. MYK seçilecek. MYK üyeleri seçilecek. Bir ipucu var mı? Yok, şimdi ipucu şu ipin ucundan tutmaya gidiyorum şimdi. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ Görüşürüz. olun. Hoşça Hafta kalın. sonu da Sağ Hatay'a, olun. Osmaniye'ye gidiyorsunuz verdiğiniz söz üzerine. Evet, Şimdiden iyi pazar günü yolculuklar diliyoruz. Hatay'dayız, Osmaniye'deyiz. Sağ Evet. olun, çok İyi teşekkürler. geceler efendim.